Dostlar merhabalar, selamlar. Futbol Menajeri 2023'te 7. sezonumuzun artık 35. bölümü mü, 36. bölümü mü çok oldu. Sona doğru giderken Milan kariyerinde efsaneler arasına yerleşmek istiyoruz. Bu sebeple birçok transfer yaptık. Transfer dönemini çok aktif kullanmıştık. Bunun üzerine size çok kritik Barcelona, Inter, Roma, Juventus maçlarını izlettim. Buradan iyi çıktığımızı düşünüyorum ama Video beni o kadar yordu ki sonrasında küçük bir hatayı da fark ettik. İşte sağ olsun arkadaşlar yazdı. Süreci hızlandırabilmek için chatengine programıyla biraz daha zaman hızlı aksın diye ilerletirken bu esnada bir iki kez hata aldım. Bazı maçları tekrar oynamak zorunda kaldım. Özellikle Barcelona maçı ilk oynadığımızda 1-0 kaybettik. Kırmızı kart yedik. Aynı anda da sakatlık oldu. 9 kişi kaldık. Sonra oyun ilerlerken hata verdi. Tekrar o maça döndük. ikinci kez oynadık. Bu sefer sizin izlediğiniz 3-2'lik kısım yaşandı. Yani 3-3 oldu golümüz sayılmadı falan. İki kez efsane kaybettik diyebilirim. Tabi bu beni o kadar yorgunluğumun üzerine yaptığım bir şey ki editlerken aradan kaçırmışım. Görsel sıkıntıdan dolayı kusura bakmayın. Yani 2 saat 10 dakika süren bir videoyu 35 dakikaya indirmek editleyerek gerçekten yorucu. Sadece şu esnada ileri derken zamanın geçmesi bile büyük zaman alıyor. Sizlere kısaca tavsiyem şuradan lik ekle kaldır kısmından gerçekten ciddi anlamda çok fazla lik açmayın. Boş verin. Kenya'dan gelecek oyuncu gelmez olsun kalsın. Oyun regenle doldukça ilerlemek mümkünleşmiyor. Bakın şu anda 80 bin bandında oyuncu var diyor ama kaç 80 bin? Bence 180 bindir. Tahmin bilgisayar performansı 5 yıldız. Hani üstüne binsek uzaya gideriz ama tahmini oyun hızı 2. Bu da futbol menajer yapımcılarının müthiş deha olduklarını gösteriyor. Neyse o konulara girmeyeceğim. Şimdi dostlar kısaca bir bakalım neler yaptık. Lige fırtına gibi başladık. 5'er 6'şer falan attık ama hepimizin ben de sizlerle aynı kaygıyı paylaşıyorum. Bu noktada birazcık taktiğimiz fazla ofansif. Kadromuz yaşı birazcık yüksek. Hem ligi hem Avrupa'yı hem de bu kadar güçlü takımları hem de kupayı fazla kaldıramayız bu tempoda. O sebeple biraz daha rolentiye döndüğümüz klasik bildiğimiz bizim yıldırım taktiğiyle tek forvet çift forvet arkasıyla devam etmeye çalışacağız bu bölüm. Bu bölümde Napoli var bu bölümde Celtic var bu bölümde Leipzig var bu maçları sizlerle birlikte oynayacağız sonrasına bakarız. Fikstüre baktık. Serie A'daki durumumuz 6 maçta hiç yenilmeden 14 puanla lideriz. Burada işte Şampiyonlar Ligi grup etabında bir maç oynadık. Onu da kaybettik Barcelona'ya. Durumlar şimdilik böyle. AEK da kazanmış. 5 tane mi atmış? Kimi yenmiş acaba? Neyse çok da mühim değil. Şimdi hazırsanız Leipzig maçına geçelim. Sohbetimize orada devam edelim. Evet takımımızı bildirdik. Poşet adam Leipzig'in başında. Bize çok sorun çıkarabileceğini sanmıyorum. İç sahada Harry Kane ile başlıyoruz ileride. Arkasında Leo ve Arda Güler oynayacak. Orta sahada Ward Bros. Müthiş ayağımız. Palinya ve Nicolas oynayacak. Stoperde Fernandez. Sol bekte Kuzeni Hernandez. İşte yanında bir yol var. Murat Hoca'nın bize kakaladığı. Sağ bekte Calabria var. Kaleye de bu sefer Karius'u tercih ettik. 26 Eylül 2028'indeyiz. İç sahibi Sadece 39 Euro arkadaşlar. Paramızı ödeyelim. Bu Harry maaşını yoksa çıkartamayız dedik ve maça başlıyoruz. Umarım istediğimiz gibi sonuçlanır. Tabi ufak tefek kopmalar oldu. Yani kariyeri ilerletiyoruz ama birazcık yavaşlamalar olduğunu ben de farkındayım. Bu konuda kusura bakmayın. Çünkü çok yoğun bir haftayla başladık okula. Bu kadar aradan sonra üst üste bir şeyleri iyi ve toparlanmış halde götürmek gerçekten yorucu oluyor. Bunun dışında e, Zümre Başkanımızın bir rahatsızlığı olduğu için bir hafta rapor aldı ve sadece benim boş derslerime daha çok denk geliyor e, ders doldurmalar. Yani bugün mesela 10 saat derse girdim. Normalde bugün benim 4 saatim vardı. 4'ün üstüne 6 saat ders daha eklendi mecburiyetten. Totalde 10 saat derse girip bir de çıkıp burada futbol menajer videosu kaydedip bunu editleyip sonra bu akşam size yetiştirmeye çalışmak umarım e, halledebilirim diye düşünüyorum. E, o sebeple bazı günleri boş geçiyoruz yetiştiremiyorum. E, ama hızlanacağız toparlayacağız ve dediğim gibi biraz da Mart'a sarkıtmaya çalışıyorum. Eğer ki Mart'a kadar götürüp orada bitirebilirsek çok güzel bir final olmuş olur. Yeni kariyer adına da. Mart güncellemesiyle birlikte yeni taktik, yeni düzen, yeni bir ekip ee, güzel bir gol attık. Ee, farklı bir sistemle oynayacağız yani. Birazcık Nottingham Forest tarzı olacak. Öyle bir takımı seçeceğiz. Öyle bir takımı en az 5 sezon, 6 sezon götüreceğiz. Tabi datayı şişirmeyecek bir yapıda başlayacağız. Bunu bu kadar 10 tanelik açarsak 5 sezona gitmek bile çok yorucu oluyor. Biraz daha kısacağız ligleri. Ona göre başlangıç yapacağız. Şimdi bir Leipzig hata. Loris Cardius nasıl kurtardı gördünüz mü? Gördünüz mü? Sadece görüp görmediğinizi soruyorum. Başka bir şey sormuyorum. Çünkü diğer yorumlar sadece bu muhteşem Eski Milan ruhunu getirdiğimiz kadroya yapılan ayıptır. Gerçekten herkes elini vicdanına koysun. Ee, vicdanınız nerenizdeyse artık bulun koyun. Ve Harry Kane'i getirmişiz ya. Lukaku, Harry Kane, Immobile. Forvet hattına bak. Bunlar var ya. Şimdi ilk yarıda yorulanlarımız var. Maç trafiğimiz çok fazla olduğu için şuradan biraz tempolarımızı düşürelim. Tempoyu düşürdükten sonra burada da tempoyu düşürelim. Burada biraz e, baskı şiddetimizi azaltalım. Şunları azalttık. Yoğunluk azalmış olsun. Başka ne yapacaktım? Şuradan bakıyorum. Erkeğini biraz daha tutabiliriz. E, Hernandez, yani Hernandez hem kötü oynuyor hem de diğer Hernandez'i de bozdu. Bu iki kuzen geceleri gezip tozup antrenmanda düzgün çalışmayıp maçlarda da kötü oynuyorlar. Ama... Alternatifimiz olan Small işte zayıf. Savunma hattımızdan memnun değildik ama artık daha memnun olmadığımız bir savunma hattı kurduğumuzu kabul ediyorum. Tabii ki her transferimiz mükemmel değil ama kaleden yana, hücum hattından yana bir soru işaretim yok. Şöyle yaptım, bizim e, hakiki Hernandez'i çıkardım, kuzeni olan Hernandez'i beke koydum bakalım. Ben hocam arada bek de oynarım falan diyor ya bir de orada görelim kendisini. Gabbia'yı de stopere çektik. Umarım bu bizim başımızı yakan bir hamle olmaz. Birazcık fantezi bir hamle kabul ediyorum. Çünkü savunmayı çok oynatmaya gelmiyor bu bu tarz maçlarda. Şimdi Arda Güler Calabria abisine attı kaptanına. Ondan Leo, aradan WordPress. Bu adam, bu adam bitirir. Bu adam gol makinesi. Bu adamda 20 üzerinden 20 profil var. Bu adam boşuna çalmadık. Hayalini kurduğumuz WordPress'le bir gol daha attık, bir de attırdık. Leo sayesinde 3-0'ı yakaladık. Yani birazcık dizilim değişebilir, girenler çıkanlar değişebilir ama üçer beşer atacağımız gerçeği değişmez dostlar. Bunu herkes böyle bilsin lütfen transferlerimizin yaşıyla uğraşmayalım artık. Taktiğe geldik hızlı hızlı bir şekilde orta sahada Renato Sanchez... Palinya yerine Zelinski'yi almayalım. Bir yolu small değiştirelim. Buradaki hamlemiz işe yarardı. Hernandez 68'e çıktı. Gabbia da onun yerini doldurdu. Yani sol bek sıkıntımız aşıldı. Eric tutuk oyunu yerine buraya bir adet Lukaku alıyorum. Birazdan da son hamlemiz Leo çıkar. Immobile girer işi bitiririz diye düşünüyorum. Savunma arkasına atıldı. Gabbia ile oyunu başlatıyoruz. Loris Karius yetenekli eldiven. Şimdi Ward Frost'tan Leo. Leo aradan bıraktığı Lukaku gazladı ama yetişemedi. Bir Leipzig hata olgunlaşıyor. Sanchez araya girdi. Arda 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 güzel hamleler yaptı ama golü getiremedi. Artık son dakikalara girerken Leao'yu aşırı zorlamayalım. Oraya bir adet imobile takviyesi yaparak işi bitirme yönüne gidelim. Tabi bunu yaparken buradan da dengeliği seçelim. Oyuncu kondisyonlarımız daha da düşmesin. Fazla saldırganlık yapmayalım. Bu arada Şampiyonlar Ligi maçlarını da izlemeye çalışıyorum. Uyuyakalmadığım sürece. Ama Real Madrid-Liverpool maçı gerçekten çok güzel bir maçtı. Real Madrid biraz avans verip fazlasıyla geriye aldı ama olsun. Yaz Liverpool'da zamanında Beşiktaş'a yaptığının acısını çekmeli. Böyle böyle beter olacaklar inşallah. Simakan bıraktı aradan. Ince bir pas geldi. Şeşko Karius totosunu döndü ama rakip buna şaşırarak golü atamadı. Zaten ilk isabetli şutlarını çekmediler çünkü direkt isabetsiz sayılıyor. 3-0 temiz bir skor, güzel bir oyun, iyi bir galibiyet aldık. Bu sonuç ardından da yedinciliğe yükseldi. Şimdi Empoli deplasmanına gidiyoruz ama bu maça girmeyeceğiz. Orta sağ bu şekilde kalsın. Burada Zelenski'ye değil de Immobile'ye şans verelim. Arda ile ikisine. Yaka Biosmo oynayabilir. Calabria. Calabria yerine Kansel oynatalım. Hernandez kalsın. Bu kadroyu böyle çıkartalım. Bakalım sonuç ne olacak Empoli deplasmanında. 6. sıradalar lige kötü başlamadılar. Umarım bir kaza yaşamayız. Hadi göster artık. 1-1 bitti. Bu bizim için hoş değil ama devam edelim. Zaman kaybetmedik sonuçta bizim için önemli olan daha büyük maçlarda katılarak iyi sonuçlar almak. Bunlar suni puan kayıpları. Sıkıntı yok. Evet beyler iç sahadayız. Emre hocamın Napoli'sini konuk ediyoruz. Napoli ile aramızdaki maçlar biliyorsunuz ki çekişmeli geçiyor. Takımda iki tane eksiğimiz var. Biri sol bekimiz Teo Hernandez. Diğeri de Yaka Biol. Biol milli maç arasında sakatlandı. Ülkesi için uğraşırken sakatlanıp döndü. Biz de orada Gabbia, yanında diğer Hernandez sola Cancelo'ya attık. Calabria burada, Nicolas burada, World Pros, Palinia, Arda, Imobile Heriken şeklinde çıkıyoruz. Tabi buradaki Kravetserian'ın profili uçuşa geçmiş, uçuşun da ötesine geçmiş. Umarım bize bela olmaz. Şimdi Raspador'u ile bir frikik kullandılar, Elif Elmas indirdi, Kim Mince, hani... Akraba akrabayı gurbette misali eski bir Fenerbahçeli Kim Bince, daha maçın 5. dakikasında indirilen topta bomboş kalarak yapıştırdı. Kötü bir başlangıç yaptık. Kaptan şimdi kaptan sağ çizgiden gidiyor. Bıraktığı mobileye aradan Harry Kane. Aa, yalnız Harry Kane böyle şeyleri kaçıracaksa 10 milyonu iade etsin. 4'e 10'un olabilir ama 10 milyonu iade etsin bunları kaçıracaksa. Böyle olmaz. Eriken, kendine gel. Burası Milan. Tot mı sandın burayı? Raspodarı tekrar bir frikik yine çılgınca kullandılar. Cravetceliya, Carboni kapatmamız lazım artık beyler. Dükkanı kapatalım gelemesinler. Güzel. Ranieri topu bu gönderdi. Araya girdik. Palinya, Arda Güler. Immobile, Immobile, Immobile. Ah. Eyvah Raspadori'yi kaçırdık. Raspadori 2-0 yaptı. Gerçekten şey yapmışlardı geçen gün gördüm. Paris Saint Germain çizmişler. Kafayı at çizmişler. <laughs> Ayakları ince bacaklar çizmişler böyle. Hani gerçekten bizim de hücum hattımız at gibi ama defansımız evlere şenlik bir durumda. Tabi Biol ve Hernandez'in olmaması, Cancelo'yu ters kanatta oynatmamız, Calabria'da çok kötü, beklerden vasatı aşamadık. Kimince bir kafa daha vurdu, üçüncü gole çok yaklaştı. Şimdi ilk yarı biterken çeşitli müdahalelerde bulunacağız. Evet dostlar, Small Chich aldık, Renato Sanchez aldık, Leao'yu aldık oyuna. Bakalım oyuncularımızın girer girmez etkisi olacak mı? 46. dakikadayız. Savunma arka pınsa. Of. Of Turattin'e kurtardın. Adamsın Turatti. Belki de şu an maçın kırılma anını yaşadık. 3. gol yemedik. Hemen ardından 2-1 yapacağız. 2-2-3-2. Neden olmasın? Neden olmasın? Hayatta umut güzel bir şeydir. Onu anladan Kim Min Adamların stoperi bizim orta sahadayken acaba biz ne yapıyoruz? Evet. Aferin. Aferin. World Pros. Sen usta ayaksın. Şu kilidi aç artık. Rafael Leao bıraktı. World Pros çok iyi bir top. Kaptan İmobile yetişemedi. Cancelo'ya çok sert bir müdahale ama hakemin umurunda bile değil. Elif Elmas da geliyorlar şimdi. Ama 3 kişinin arkasına derin bir top. Bu kadar derin hani derinin ötesinde bir top atamazsın ya. Atmamalısın. Hani bu nasıl bir derinlik ya? Bak. Bu yetişti. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Hepsinin arasından geçiyor. Raspodori koşuyu yapıyor. Bu yaratık, şu yaratık her kimse ki bu yaratık Small izliyor. Bir değişikliğe daha gidiyorum. Buradan Arda Güler'i çıkartacağım. Lukaku'yu alacağım. Forvet'i üçleyeceğiz. Ancelo'yu çıkartıyorum. Çıkartamıyorum çünkü Andrew Robertson alalım buraya. 5 değişiklik oldu. World Pro'su Renato Sanchez'i buraya alalım. Oyunculara berbatsınız dedik. Belki birazcık akılları başlarına gelir. Bir hata daha yaptık. Dembele ile 4-0 oldu. Yani Taştan da gol yemese miydik acaba ya? Allah'ım hatalara bakar mısın? Palinya takımı oynamıyor. Evet dostlar kötü bir yenilgi aldık. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde Celtic deplasmanına konuk oluyoruz. Kadromuzda Lukaku Arda ve Harry Kane ileri üçlümüz olacak. Nicolas, Palinya, Ward Pros ve orta üçlümüz olacak. Small Şişle Hernandez Stopper'de, Cancelo'yla da Teo Hernandez beklerde olacak. Kalede de tabii ki de kim var? Karius var. Şimdi Hernandez'de başladık. Hernandez kuzeni Teo Hernandez'e attı. Nicolas Kane aradan Lukaku'ya geçmedi. Harry Kane'i bu sefer Lukaku'nun arkasında kullanıyoruz. Bakalım nasıl bir etki verecek. Kıyago bıraktı ama Cancelo araya giriyor. Smolcic'den kötü bir pas hatası. Seken top Karius'ta. Şimdi bir korner. World Pro's ortaladığı Harry Kane'den önce Brown. Carter Vickers topu taşıyor. Ama yetiştik. Small C's tekrar. Palinya çok iyi gördü. Theo Hernandez yapar mısın bir muz ortağı yaptı. Lukaku. Romelu Lukaku bu sezon 10. golünü atıyor. Bravo Kraft. Bravo. Yani bu çok güzel getirdi. Sol ayağıyla değil çekti. Sağ ayağıyla yaptı. Sol bekimiz ortayı. Lukaku da 3 kişi arasından zıplayıp vurdu ve bizi 1-0 öne geçirdi. Şimdi Cancelo bıraktı. Tekrar Smolcic. Palinja, Arda, Teo Hernandez. Arda'nın koşu yoluna Arda at artık ya. Evet ikinci yarıya başladık süpersiniz çocuklar dedik. Kornerle başladık. Daha 50. saniye arka direğe gelmedi. Zelinski'yi aldık oyuna. Bir de Robertson'ı aldık sol beke. Ward çivi gibi çakıyor ve golünü atıyor. Offside yok hocam. Allah yok. Ben baktım. Baktım baktım yok offside temiz. McGregor uzaklaştırıyor. Zelinski buradan şimdi bak salacak. Sal tertemiz. Bu adamın her şeyi 20 kaçırır mı oradan? Solbeck'i niye değiştirdik diye soracaksanız. Theo Hernandez epey bir yorgundu. İkinci yarı daha da zorlamayalım diye onu çıkardık. Oraya yedek oyuncumuz. Ee, Robertson aldık. Zelinski'den Arda şimdi. Palinya. Orada iyi paslaşmalar yapıyoruz. Zelinski ufak bir müdahale geldi. Kansero uzun gönderdi. Arda araya sokamadı kafasını. Harry Kane. 52 metreden kafayla gol atmayı denedi. Evet. Bravo Arda, bravo Arda, bravo be Arda. Ne mücadele ediyorsun. 40 yıllık Milanlı gibisin. Bu adamın sol ayağına böyle top düşerse ve düşen topa vurmak ne kadar tehlikeli olduğunu bilenler bilir arkadaşlar. 53. dakikada 3-0'ı yakaladık. Bu maçı da kazanmaya doğru gidiyoruz. Palinya artık çok yorgun. Birazcık yorgunluk değişiklikleri yapalım. Hemen şu atak sonrasında. İ <laughs> indirilen top. Zelinski, Dalzen. Kansel araya girdi. Seken top dışarıya. Oo, 3 kişi birden değiştirdiler. Hemen biz de hamlelerine cevap verelim. Palinya çok yorgun. Buraya bir Gabbia hamlesi gelebilir. Arda Güler dinlendirelim. Rafael Leo hamlesi gelir. 4 oldu. Bir adet 80'lere saklarsak bence çok güzel olur. 80'ler, 90'lar, 70'ler bunlar önemli. Şimdi Karius bıraktı Hernandez'i. Hernandez uzun gönderdi. Leo indirdi. Lukaku, Ward-Prowse, Leo'yu kaçırdık. Karşı karşıya Leo bitiremiyor. Sonra yok 200 milyon euro, 300 milyon euro. Bir ekitike bir de bu. Evet son 5 dakikaya girerken World da dinlendirelim. Oraya bir Renato Sanchez çekelim. Tamam dedik. Lukaku aradan görür mü? Harry Kane'i gördü. Harry Kane penaltı yok mu hocam? Yokmuş. Denedik. Şansımız denedik. Ya verirse. Evet 3-0 net bir galibiyet. Bu sonuçlar ardından bir puanımıza bakalım. Görüyorsunuz 3 maçta 6 puanımız var. Zaten 3'te 3 üç yapan Juventus, Aston Villa, Real Madrid. Devam dedik. Şimdi dostlar burada fikstüre geldiğimizde biz şöyle şu maçları oynadık. 4 tane maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldık. Burada daha Bologna var, Brescia var, Cagliari var. Bunları geçeceğiz. Real Sociedad bile belki. Yani 3-4 tane yalandan maç var. Biz sizinle nerede buluşacağız? Real Madrid, Lazio, Marsilya, Atalanta, Torino bu maçları oynamak lazım diye düşünüyorum. O sebeple şimdi bu 3-4 maçı geçmek bile çok uzun süre alacak. Ve ben de dediğim gibi çok yorgunum. Aynı zamanda da Perşembe akşamını boş geçmek istemiyorum. Videoyu bu akşama yetiştirip sizlerle paylaşmak istiyorum. O sebeple bu akşamlık bölümümüz kısa olacak. Umarım yarın da bir aksilik çıkmaz. Devamını getiririz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.